Merhaba ben Enes. Bugün Blitzwolf'un yeni projeksiyonu olan VP11'in detaylı bir incelemesiyle beraberiz. Projeksiyonun satın alma linki ve indirim kodu açıklamalar kısmında mevcut. Kargolar ve vergiler dahil olarak bu kargo seçeneğini seçtiğiniz zaman Banggood üzerinden bu projeksiyonu satın alabilirsiniz. VP11 modelinin öne çıkan özellikleri eski modellere göre nispeten parlaklık seviyesinin ve kontrast oranının arttırılması diyebiliriz. Projeksiyonun doğal olarak 720p'lik bir çözünürlüğü bulunuyor. 1080p çözünürlüğü de destekliyor. Blitzwolf markası da hızlı model çıkaran markalar kervanına katıldı ve hızlı bir şekilde yeni projeksiyon modellerini piyasaya sürüyor. Şöyle de bir kapak çıktı yanından projeksiyonun lensini koruyabilmemiz için. Genel olarak malzeme kalitesi diğer projeksiyonlarına benzer. Projeksiyonun alt bölümünde bir tırtıklı malzeme kullanılmış. Ele güzel bir hissiyat uyandırıyor. Bölümüne baktığımızda burada bir netleme halkasını, burada ise görüntüyü bu şekilde yönünü ayarlamamıza yarayan düğmeler bulunuyor. Burada kontrol butonları bulunuyor fiziksel olarak. Kumandaya bir şey olduğunda buradan kontrol edebiliyoruz. Bu arka bölümüne baktığımızda 2 adet USB çıkışını, buraya flash belleğimizi takıp direkt üzerinden film izleyebiliyoruz. Analog video çıkışını, 3.5 mm'lik ses sistemi veya kulaklık bağlamamıza yarayan bir ses çıkışını, HDMI olarak bir görüntü çıkışını ve yine VGA olarak bir görüntü çıkışını görüyoruz. Şu bölümde yine bir fan konumlandırılmış. Bu bölümde de bir fan çıkışı bulunuyor. Bu bölümde bir hoparlör bulunuyor. Burada da güç girişini görüyorsunuz. Şöyle alt bölümüne baktığımızda projeksiyonu hem normal projeksiyon aparatına hem de bir tripoda takmamıza yarayan bir aparatta bulunuyor. Şu yanında gelen küçük aparatı da buraya takıyoruz ve projeksiyonun bu şekilde yukarı doğru kalkmasını sağlıyoruz. Burada da bu şekilde değişik bir tasarıma gitmişler. Projeksiyonun tam olarak boy, en ve derinlik ölçülerini şuraya bırakırım. Şöyle üst bölümünde bu şekilde bir tasarıma gitmişler. Teknik özellik tablosuna baktığımızda projeksiyonun doğal çözünürlüğünün 720p olduğunu görüyoruz. 6000 lümenlik bir parlaklığı bulunuyor. Kontrast oranı 3000'e 1. 170 inçlik bir görüntü elde edebiliyorsunuz bu projeksiyondan. 1.5 metre ile 5 metre uzaklığa yerleştirebiliyorsunuz. Kontrast oranı olarak diğer modellerle karşılaştırıldığında VP11'in oldukça yüksek olduğunu görüyoruz. Bu kontrast oranı da şu işe yarıyor. En karanlık siyahlar ile en aydınlık beyazlar arasındaki fark oluyor. Bu oran ne kadar büyük olursa daha derin siyahlar ve daha geniş bir renk alabiliyoruz projeksiyondan. Bu tarz teknik özellikler giriş seviyesi bu tarz projeksiyonlarda biraz kağıt üzerinde kalabiliyor. İsterseniz şimdi gerçek hayat testine geçelim. Daha önceki Blitzwolf projeksiyonlarını da soktuğum bu desibel testinde VP11 modeli 46.7 desibellik bir gürültü üretti. Diğer modellerle benzer olduğunu söyleyebilirim. Yani film izlerken projeksiyona eğer çok yakın oturursanız bu sesi hissedebiliyorsunuz veya sessiz sahnelerde yani kulak kesilirseniz bu sesi hissediyorsunuz. Ancak bu fiyat bandındaki bütün projeksiyonlarda bu şekilde gürültü mevcut. Şöyle bir netlik testine bakacak olursak bu şekilde yazılar net bir şekilde okunabiliyor belli bir yere kadar. Köşe bölümlerde bu tip giriş seviyesi projeksiyonlarda bir miktar netlik sorunu olabiliyor. Ancak şöyle gördüğünüz gibi şöyle şu bölümlere kadar herhangi bir sorun yok. Tam köşelerde çok hafif bir bulanıklık söz konusu. Yani bu şekilde yakından gelip bakmanız gerekiyor. Tam bu 7 olan kısımlarda. Orta bölümde gayet net. Yine bu kısımlarda 7 rakamının bu bölümü hafif bir bulanıklık var. Bunda 4 köşede de var. Bazılarında bir köşede biraz daha fazla oluyor. Bunda her köşede eşit derecede böyle izleme mesafesinden bulanıklıklardan rahatsız olmuyorsunuz. Şu an projeksiyonun yanındayım. Bir tane film açalım. Film izledim kendi hoparlörünle birlikte. Yani izleniyor herhangi bir şekilde bir ekstra bir rahatsız etmedi. Tabii bir ses sistemi bağlarsanız daha iyi olur. Üzerindeki 3.5 mm çıkış üzerinden. Evet, Netflix'te film seçemeyenler kulübüne biz de dahil olduk. Cuma ne yaptın böyle? Ben yapmadım. Tahmin edeyim. Hayaletin miydi? Rafımdan aşağı itti. Kitapları da raftan itiyorum. Hayalet diye bir şey yoktu o salak. Ben araştırdım. Ona poltergeist diyorlar. Valla söyle ona. Evet gördüğünüz gibi çok rahatsız edici bir derecede bir ses gelmiyor ki bu sakin sahnelerde yani sahneler biraz daha hareketlendiğinde herhangi bir şekilde duymuyorsunuz bu sesi. Özellikle renk doğruluğu açısından oldukça beğendim projeksiyonu. Yani renkleri çok güzel bir şekilde veriyor. Bazı renkleri böyle patlatan projeksiyonlar gibi değil. Yani şu an görüntüde daha güzel bir görüntü görüyorum açıkçası çekilen görüntüye nazaran. Yani 720p olduğu için çok yakından izlerseniz eğer bir miktar rahatsızlık olabilir. Ancak bu da tamamen sizin daha önce bir Full HD projeksiyon kullanıp kullanmadığınızla alakalı bir durum. Eğer kaliteli bir projeksiyon kullandıysanız bu projeksiyonu beğenmezsiniz. Ancak yeni bir projeksiyon alacaksanız uygun fiyatlı ve işinizi görsün diye düşünüyorsanız eğer bu projeksiyon görüntü netliği açısından, renk doğruluğu açısından gayet başarılı olduğunu söyleyebilirim.
Projeksiyon üzerinden akıcı bir şekilde oyunlarımızı oynayabiliyoruz. 60 Hz'i destekliyor. Evet, ışık açık performansı olarak da bu şekilde ışık altında. 6000 lümenlik bir parlaklık bulunuyor bu projeksiyonda. Şöyle bir perdeyi de açalım. Gibi. Hem buradan perde açık, hem ışık açık. Bu şekilde gayet yeterli seviyede bir parlaklık sunabiliyor bize. Ekstra perde kullanmanıza gerek yok. Şampanya rengi veya beyaz rengi bir duvarda da rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Son seste biraz cızıldama yapabiliyor hoparlörü. Daha önce kanalımda incelediğim projeksiyonların çoğunu duvarda test ettim. Duvarda da gayet başarılı bir şekilde projeksiyonu kullanabilirsiniz. Projeksiyonun bir menü önüne bakacak olursak VP8 ve diğer VP serilerine göre biraz daha farklı bir menü tasarımına gitmişler. Türkçe dil desteği bulunuyor gördüğünüz gibi. Görüntü oranını buradan sıfırlayabiliyoruz. Buradan ayarlar kısmından yazılım güncellemesi geldiğinde buradan yapabiliyoruz. Buradan kapanma saati ve otomatik uyku saati belirleyebiliyoruz. Belli saat sonra kapansın diye. Bu arada kumandada bir kızılötesi algılayıcı da bulunuyor sanırım ama bu şekilde ekrana doğru tuttuğunuz zaman da yani projeksiyonu tutmasanız dahi kumanda her yöne çalışıyor. O açıdan güzel olmuş. Bu OCD zamanlayıcısı da menünün kaç tane ekran durması gerektiğini buradan kendimiz ayarlayabiliyoruz. Burada ses modu bulunuyor. Film, müzik, spor ve kullanıcı şeklinde bas ve tiz ayarını yapabiliyorsunuz. Özellikle bu görüntü netlemesinde bakın bu ayar, yani bu netleme halkasının yanındaki çubuğun bu şekilde ayarlamak netlik konusunda çok önemli oluyor. Mümkün olduğunca projeksiyonu tam olarak direkt karşıya koyduğunuz zaman yani görüntünün tam ortasına yani projeksiyonu tam olarak bu kısmın tam karşısına konumlandırdığınız zaman çok daha net bir görüntü elde edebilirsiniz. Mümkün olduğunca bu ayarı oynamadan netleme yaparsanız daha iyi olur. Burada resim modu bulunuyor. Kullanıcı, standart, dinamik gibi ayarları yapabiliyorsunuz. Bu altından renk sıcaklığını, gürültü azaltmayı, keskinliği yani buradan ayarlayabiliyorsunuz. Bunlar güzel ayarlar ve görüntüye de etkisi oldukça fazla oluyor. Daha şuradan direkt görüntü üzerinden bir bakalım. 1080p 60 Hz görüntü alabiliyoruz bu arada. Yani projeksiyon 720p ancak 1080p'yi de destekliyor. Bu şekilde o menüden renk sıcaklığı kısmına bir daha gelelim. Şöyle gördüğünüz gibi renk ayarları direkt görüntü üzerinde etki ediyor. Yine aynı şekilde buradan sıcaklık ayarlarını da direkt bu şekilde görebiliyorsunuz. Renk olarak yani bu projeksiyonun kontrastı diğerlerine göre biraz daha yüksek ve bu renklerdeki daha zengin olduğunu hissedebiliyorsunuz renklerin. Bu da projeksiyonu ters taktığınız zaman görüntünün yönünü ayarlamamızı sağlıyor. Evet, ayarlar kısmı bu kadar. Ekstra menü tuşuna bastığımız zaman buradan gördüğünüz gibi VGA çıkışını USB üzerinden burada gördüğünüz uzantılardaki film, müzik ve fotoğraf dosyalarını herhangi bir cihaza ihtiyaç duymadan direkt flash bellek üzerine takarak bu projeksiyon üzerinde oynatabiliyoruz. Projeksiyonun menülerinde herhangi bir şekilde bir gürültü küçültme özelliği bulunmuyor. Önceki Blitzvox modellerinde bu özellik bulunuyordu. Yani projeksiyona koyduğumuz yer eğer perdeye veya görüntüyü yansıttığımız yere uzak ise eğer bu görüntüyü küçülterek daha uygun bir görüntü elde edebiliyorduk. Bu özelliği neden 11 modelinden çıkardılar ben de anlamadım açıkçası. Yani ben çok fazla kullanmasam da yani iyi bir özellikti yeri olmayan kişi için. Yine buradan analog video çıkışını, buradan da görüntü yansıtma seçeneğini görüyorsunuz. Buradan buraya bastığımız zaman Android'de wireless üzerinden yani kablosuz olarak, iPhone'da ise kablolu olarak görüntü yansıtabiliyoruz. İlk olarak iPhone'u bir kablolu olarak deneyelim. Ve gördüğünüz gibi şu an iPhone'un menüsü direkt ekranda. Buradan bir video açalım. Selam millet, Mert karşınızda. Yine bir inceleme videosuyla karşınızdayım. Yine gecenin ikisi, ben niyeyse çok enerjiyim. Çok rahat video izlenir. Bir de oyun deneyelim. Kablolu olduğu için tabii performans çok daha iyi oluyor. VP8 incelemesinde de bu oyunu açmıştım. Onda da kablosuz özelliği vardı. Evet, telefonun ekranına bakmadan oynamaya çalışıyorum şu an. Çok hafif takılmalar var. Böyle basit oyunlar oynanabilir. Ancak PUBG gibi milisaniyenin gecikme konusunda önemli olduğu oyunları pek oynayabileceğinizi zannetmiyorum. Yine de ben oyun oynarken bu şekilde tercih etmezdim açıkçası. Yani daha çok video izleme konusunda işinizi görür gibi geliyor bana. Dediğim gibi oynanıyor ancak çok efektif olduğunu söyleyemem. Yani birinci amacınız bu olmasın. Bu projeksiyonu tercih ederken. Evet, bir de Android telefonu deneyelim kablosuz olarak. Evet, şuradan gördüğünüz gibi projeksiyon çıktı.
Buradan bağlanıyoruz. Şifre kısmına 1-2-3-4-5-6-7-8 yazmamız gerekiyormuş. Bu şekilde projeksiyon burada gözüktü. Ancak kaç kere denedim, görüntüyü yansıtamadım. Yani aynı model telefonda VP8 modelinde yansıtmıştım, ancak Mi 9T telefonundan da kaynaklı olabilir. Kablosuz görüntüyü maksimum verim ile yapabilmek için burada gördüğün telefonunuza uyan bir kabloyu kablo olarak alıp projeksiyona HDMI üzerinden bağladığınız zaman sıfır gecikmeyle ve sıfır sorunla kullanabilirsiniz. Yani benim tavsiyem kablosuz görüntü aktarımı konusunda. Çok bu projeksiyonlar hem giriş seviyesi olduğu için çok verimli olmuyorlar. iPhone'da kablolu olarak yapabildik, ancak Android'de kablolu olarak bağlanamıyor. Mi 9T telefonunu kablolu olarak bağlamayı denedim. Bu şekilde bir menü çıktı, ancak yine herhangi bir şekilde bir görüntü gelmedi. Mi 9T telefonunu bağlama konusunda başarılı olamadım diyebilirim. Fiyat ve sonuç kısmına geldiğimizde ise şu an bu projeksiyonu vergiler ve kargo dahil olarak bugünün tarihi itibariyle 977 TL'ye alabiliyorsunuz. Anlık indirimler olabiliyor. Bu anlık indirimler olduğu zaman indirim kodu geçerli olmuyor. O şekilde indirim kodunu takip edebilirsiniz, açıklamadaki indirim kodunu. Bu tarz projeksiyonlar yeni projeksiyon alan kişilerin veya daha önce projeksiyon kullanmamış kişilere hitap ediyor. Eğer daha önce üst seviye bir cihaz kullandıysanız bu modelden memnun olmazsınız. Ancak hani ben uygun fiyata bir projeksiyon deneyimi yaşamak istiyorum diyen kişilere hitap ediyor bu projeksiyon ve bence verdiğiniz paraya göre gayet tatmin edici seviyede bir görüntü kalitesi elde ediyorsunuz. Özellikle VP11 modeli diğer projeksiyon modellerine oranla renkleri daha doğal ve daha doğru bir şekilde verdiğini ben hissettim. Bu videodan diğer modellerle de karşılaştırmasını izleyebilirsiniz VP11 modelinin. Yani sanki böyle bir sinema filtresi uygulanmış gibi hissettirdi bana VP11 modeli. Daha böyle soft bir görüntü veriyor. Yine ayarlarından keskinlik ayarını arttırdığınız zaman keskin görüntüler elde edebilirsiniz. Projeksiyon hakkındaki sorularınızı yorumlar kısmına sorabilirsiniz. Video işinize yaradıysa beğenmeyi ve yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olup zil butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.